Kıymetli dinleyenler, bize sosyal medya üzerinden takip eden takipçilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Erzurum İl Müftü'nün hazırlamış olduğu Muharrem ayı ve hicret konu sohbetimize hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz olacak inşallah bu sohbetimizi işlemek için. Konuğumuz Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hanefi Şahin hocamız. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Kıymetli hocam, sohbetimize geçmeden önce hani sizi tanıyanlar elbet tanıyor. Ben hani tekrar babından sizin bir özgeçmişinizi geçmek istiyorum hocam. Kıymetli Hanif Şahin hocamız aslen Olturoğlu, 1974 yılında Tortum'da doğmuştur. Kendisi hafız olup 2000 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezun olmuştur. Mezun olmasının akabinde 2001 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı İmam Hatip olarak göreve başlamış ve 2014'te vaiz olarak göreve devam etmiştir. 2005-2007 yılları arasında doktora ve Ömer Nasuhi'nin ihtisas eğitimini tamamlamış ve bu eğitimden sonra 2008 yılında Yaşar Başkanlığı Trabzon Eğitim Merkezi eğitim görevlisi olarak atanmıştır. 2011 yılında ise Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi öğretim üyesi olarak akademik hayatına başlamıştır kendisi. 2013 tarihinde ise Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne geçiş yapmıştır. Halen kendisi Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi ana bilim dalında doçent olarak çalışmaktadır. Evli olup iki çocuk sahibidir. Kıymetli hocam tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdenillah. Ve salatenu ve selamen ala Resulillah ve bihi nesta'in. Erzurum İl Müftülüğü, başta Müftü Bey ve Müftü Yardımcıları dostlarımız, arkadaşlarımız olmak üzere. Bu yayında ve yapımda emeği geçen, başta siz Burak Hocam ekibinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarak ve bir de bizi ekranlarında bu yemek vaktinde veya çeşitli meşguliyetleri arasında bizi dinleyen, bize kulak veren kıymetli dostlarımıza saygı, sevgi ve muhabbetlerimizi göndererek başlamış olalım. Muharrem ayı, az önce siz de ifade ettiğiniz konuşulması, tartışılması, daha çok anlaşılıp hayatımıza transfer edilmesi gereken önemli süreçlere gebe olan bir ay. Bu vesileyle sizin de düzenlemiş olduğunuz bu sohbete iştirak etmekten memnuniyet duyduğumu ifade ederek sözü size bırakmış olayım kıymetli hocam. Mehmet Hocam bizler de memnun olduk. Malumunuz Müslümanlar için zamanın, vaktin, saatin, yılların, ayın önemi vardır. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak yer yer ayda, aya, güneşe, takvime yani zamana dair her şeye yemin etmiştir. Bu da bizim için çok önemli bir değerin, nimetin olduğunun göstergesidir. Bizler de inşallah bugün Müslümanların yılbaşısı addedilen Hicri yılbaşı ve bu Hicri yılbaşının ilk ayı olan Muharrem'i, Muharrem'in içerisindeki olan malumunuz İslam tarihinden öncesi gerçekleşen olayları ve Muharrem'in onun da gerçekleşen Müslümanların üzerinden geçen bir olumsuz bir olayı, Kerbela'yı inşallah sizinle konuşacağız. Ben ilk sohbetimize şu soruyla başlamak istiyorum kıymetli hoca. Muharrem ayı ve hicret konunun sohbetimizde Muharrem ne demektir ve düşünce tarihindeki önemi nedir kıymetli hoca? Evet, işaret ettiğiniz üzere Müslümanların temel naslarındaki Kur'an baştadır bu konuda. Vakitler bizim için kıymetlidir. Elbette vakit mutlak, mücerret anlamda kendi başına bir önemi yoktur. Vakti kıymetli kılan, tıpkı mekanı kıymetli kılan, mekanda oturan olduğu gibi vakti kıymetli kılan da o vakitte gerçekleşen hadiselerdir. Muharrem, İslam tarihinde daha öncesinden de bildiğimiz önemli kavramlarımızdan bir tanesi. Hem İslam'dan önce hem de İslam'dan sonra bilinen, değer atfedilen, kendisinde önemli olayların cereyan ettiğini bildiğimiz aylardan bir tanesi. Muharrem ismi meful kalıbında bir kelime. Kutsanmış, yasaklanmış, saygı duyulması gereken anlamlarına geliyor. Harem-i Şerif buradan gelir. Mahrumiyet buradan gelir. İşte haremi İsmet buradan gelir. Bu işte şu onun haremidir dediğimiz zaman hep aynı kökten türemişlerdir. O onun kutsalıdır, o onun sınırlarıdır şeklinde bir anlama sahiptir kavram. Muharrem kelimesi de terim olarak
savaşmanın haram kabul edildiği 4 aydan bir tanesidir ki bu İslam öncesi yapılan bir uygulamadır. Yani İslam'dan önceki cahiliye dönemindeki Araplarda 4 haram ay var. Bu haram aylarda savaşmak yasak Arap örfü gereği. Hatta hatırlarsanız Tevbe suresinde innemen nesiu ziyadetun fil küfri yudallu bihillezine keferu diye başlayan ayet-i kerimede nesi yapanlar yani haram ayların yerini değiştirmeye çalışanlar Kur'an-ı Kerim'de eleştirilmiştir. Onların yaptığının yanlış olduğu vurgulanmıştır. Hazreti Peygamber İslam'dan önce bilinen bu kavramı İslam'dan sonra da hiç dokunmadan aynen korumuştur. Dolayısıyla Muharrem her ne kadar cahiliye döneminde, cahiliye şiirlerinde, literatürde Muharrem kavramını, Muharrem ayını ifade etmek üzere farklı kavramlar kullanılmış olsa da oturmuş isim Muharrem'dir. Bu Müslümanların her döneminde Hazreti Peygamber'in buna değer atfetmesinden dolayı Müslümanlar da buna otomatikmen değer atfetmiştir bu haram aylara ve bu Muharrem'in de Müslümanların hayatında vazgeçilmez bir başlangıç noktası olduğunu biliyoruz. Bunu da az önce sizin ifade ettiğiniz hicret olayını takvimin başlangıcı yani bir Muharrem'i takvimin başlangıcı yapmak suretiyle buna Müslümanların hayatının başlangıç noktası olarak görüldüğünü ifade etmek gerekir. Osmanlı biliyorsunuz İslam söz konusu olduğunda Osmanlı'nın hassasiyet seviyesi artar. Muharrem ayı ile iyi birlikte Osmanlı'da şehirler süslenir. Ayı karşılamak için Muharrem ayına özel isim verilmiştir Osmanlı tarihinde. Osmanlı saraylarında Muharrem'ül Haram denilir. Bu ay geldiğinde Osmanlı belgelerinde mim harfi konulur. Biliyorsunuz 2 anlama gelebilir mim. Ya Muharrem anlamına gelir ya da mühim. Yani bu ayda yapılacak şeylere dikkat etmek gerekir anlamında bir hatırlatma sembolü olarak bizim de secavet yani Kur'an duraklarıyla ilgili kullandığımız harflerden bir tanesi de mimdir. Kısaca Muharrem dediğimizde Hicri takvimin ilk ayını kastediyoruz. Ancak Muharrem'in Sami dinlerde yani vahiy kaynaklı dinlerde tevhid eksenli dinlerde özel bir yere sahiptir. Bu özelliğini İslam'la birlikte zirveye taşımıştır. Yine Muharrem'i zirveye taşıyan 2 önemli hadise vardır. Birisi Aşure dediğimiz ki ileride belki konuşacağız. Muharrem'in 10. günü. Bugün de gerçekleşmiş olan 661-680 yılında gerçekleşmiş olan Kerbela hadisesi. Muharrem ayına daha titiz davranmamızı, daha böyle yoğunlukla bakmamızı gerektiren önemli olaylardan bir tanesidir. Kısaca haram kılınan, yasaklanan kutsal olan, saygı duyulması gereken anlamına gelir Muharrem. Savaşmanın haram kabul edildiği, daha cahiliye döneminden beri haram kabul edildiği aylardandır. Peygamberimiz de bu Muharrem'in ağırlığını, kutsallığını korumuştur ve ümmetine de bunu korumasını emretmiştir. Teşekkür ederim kıymetli hocam. Tabiri caizse hani Kur'an'da tecvid kaidelerinde mim duracağı mutlak durmak işaretine geliyor ya bakın. Evet. Muharrem'deki mim de sanki Müslüman'a geldiği zaman mutlak bir duruş sergile. Bu aylarda efendime söyleyeyim biraz daha kendine temkin et. Bazı şeyleri yapma yasaklanıyor değil mi hocam? Tabii. Muharrem Hem işte... de şöyle düşünebiliriz. Ya da bir yıl, yeni bir yıl bitip yeni bir yıl başlayacağı için bir yılın muhasebesini yaparaktan yeni bir yıla Evet. hazırlan anlamında yani bir anlamda yani Evet. hayatımızı check etmemiz isteniyor. Sosyal ilişkilerimizi check etmek isteniyor. Bireysel ilişkilerimizi check etmek isteniyor diye biliriz. Peki kıymetli hocam, zamanın kıymetini Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de yer yer bahsediyor. Peki bunun için Muharrem ayına ve Muharrem kelimesine naslarda bir bakış var mıdır? Ya da bizzat geçmiş midir ya da nasıl? Burak Hocam şöyle, Kur'an-ı Kerim'de Muharrem kelimesi ay olarak geçmiyor. Ancak bu aya hürmet edilmesi gerektiğini ifade eden ayetler işte Bakara'da, Maide suresinde, Tevbe suresinde görüyoruz. Mesela Eşhurul haramı bi şehril harami vel hurumatu kısas. Estağfirullah. Haram aylar ayın karşılığı haram aydır. Vel hurumatu kısas. Saldırmazlık yani kutsala riayet karşılıklıdır. Yani bu çok önemlidir. Yani siz benim kutsalıma söverseniz ben de sizin kutsalınıza sövmek durumunda kalabilirim. Yani kutsala karşı saygı eşit seviyede olmalıdır. Her bireyin kendi kutsalına sahip çıkması gerekir. Bu anlamda baktığımızda ayet-i kerimelerde bu şekilde yani Muharrem ayının kendisine değil ama Muharrem ayının temsil ettiği kutsiyete atıflar söz konusudur. Bir başka ayet-i kerimede yine
Sa'udu billah. Yes'elûneke ani şehril harami qitalun fi. Sana haram aylarda savaşmayı soruyorlar diye peygamberimize soruyor. Kul qitalun fihi kebir. Orada savaşmak büyük günahlardandır şeklinde ayet-i kerime uzun devam ediyor. Yine Bakara suresi 217. ayet-i kerimesinde. Yine burada da haram aylardan bahsediyor ki biz az önce ifade ettiğimiz üzere haram ayların daha önceden de İslam gelmeden önce de olduğunu biliyoruz. Hatta müşriklerin bu ayların yani ficar savaşları var biliyorsunuz. Ficar savaşları savaşılmanın yasak olduğu 4 ay içerisinde yapılan savaşlara ficar, aslında ficar kelimesi ilginç bir kavram. Ficar azmak, azgın anlamına geliyor. Yani o kadar azmışlar ki kutsal aylarda bile durması gereken sınırlarda duramayıp savaşanlar anlamında ficar kavramı kullanılmış bu anlamda. Kavramın etimolojisi oldukça ilginç. Burada ne var? 4 haram ay var. Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep. Bunlar Peygamber Efendimiz zaten bilinen bu yapıyı Kur'an-ı Kerim'in de emirleriyle Peygamberimiz bunların sabitlemiştir ve ümmetine de bu aylara hürmette devam edilmesi gerektiğini emretmiştir. Şimdi ayet-i kerimelerde farklı bağlamlarda dediğim gibi Muharrem kelimesi bizzat geçmemekte. Fakat Muharrem kelimesinin de yani Muharrem ayının da içinde yer aldığı haram aylara dönük saygının üst düzeyde ifade edilmesi gerektiğine dair vurgular çok güçlüdür. Yani bir başka deyişle Kur'an-ı Kerim'de farklı ayetlerde bu aylara saygı gösterilmesi emredilmiştir. Hazreti Peygamber de bu ayı, Muharrem ayını özellikle Şehrullah, Allah'ın ayı olarak nitelendirmiş ve ben Ramazan'dan sonra oruç tutulacaksa oruç tutulmanın en eftal olduğu yani en üst düzeyde sevaba nail olunabileceğini müjdelediği ay olarak da Muharrem ayını Hazreti Peygamber bize göstermiştir. Kısaca naslarda doğrudan aylar değil fakat bu ayların taşıdığı kutsiyetin önemine vurgu yapılmıştır. Hazreti Peygamber de zaten ayetlerin de öngördüğü şekilde ümmetine bu aylara karşı takınılması gereken tavrı net bir şekilde ortaya koymuştur. Teşekkür ederim. Kıymetli hocam, bir de Muharrem ayının kendisi başlı başına bir hürmet edilmesi gereken bir ay olması yanında, bir de kendisi içerisinde bir gün var ki hem İslam tarihinden önce hem de İslam tarihinde bu günde bazı olaylar vuku olmuştur. Kimisi sevinçli olaylardı, kimisi hüzünlü ve kederli, halen de Müslümanların kalbinde derin yaralar açmıştır ki halen daha o yaralar devam etmektedir. İşte ben de bu baktan hocam, özellikle Muharrem'in onu dediğimiz Aşure'de İslam tarihi öncesinde meydana gelen olaylar ile İslam tarihinde meydana gelen Kerbela'ya girmek istiyorum. Kıymetli hocam, Aşure Muharrem ayının 10. günü demek. Aslında Ehad bir, Vahid birinci. Sıra sayısı sıfatıyla düşünürsek Ettasi'a 9. El-Aşir 10. Yani Evet. Aşara 10, El-Aşir 10. 10. gün anlamına Muharrem'in 10. gününü ifade etmek için biz bunu Aşure, normalde El-Aşir doğru telaffuzu ama Türkçemize Aşure, Erzurum'a da aşure diye geçmiş. Malum Erzurum'da ağların çekmesi biraz sıkıntılıdır. Evet. Dolayısıyla Muharrem'i dikkatimizi celbeden Muharrem'in 10. gününde bir kırılma noktası söz konusu. Bu kırılma noktası az önce sizin de işaret ettiğiniz gibi kimi olumlu sevinçli olaylar, kimi de olumsuz olaylar. Şimdi öncelikle aşurenin önemine bir bakalım. Bu önem nereden kaynaklanıyor? Şunu söylemek lazım kıymetli hocam. Vahiy kaynaklı dinlerde ki biz bunlara Sami dinleri diyoruz. Yani Orta Doğu'ya nazil olmuş dinlere baktığımızda bu dinlerde Aşure gününe özel bir ihtimamın olduğunu, cahiliye öncesinde de buna hürmet edildiğini ve Arapların bugün de oruç tuttuklarını kaynaklardan, Şiilerden görebiliyoruz. Hazreti Peygamber de henüz Risaletten önce yani peygamber olarak gönderilmezden önce ve peygamber olduktan sonra Medine'ye hicretten sonra peygamberimizin bugün de oruç tuttuğunu biliyoruz. Önemine dair şunları söylemek lazım. Kaynaklarda bir kısmı olumlu, bir kısmı olumsuz bir takım rivayetler var. Mesela Hazreti Nuh'tan itibaren bütün Sami dinlerin bu aya hürmet gösterdiğini,
Cahiliye Arapları arasında Hazreti İbrahim'den beri önemli görülüp oruç tutulduğunu kaynaklarda görebiliyoruz. Kaynaklara ilişkin özetle şunu söylemek gerekir kıymetli hocam. Sahih kaynaklara baktığımızda şunları görüyoruz. Yani bugünün önemi nereden kaynaklanıyor sorusunun cevabı olarak. Bugün Hazreti Adem'in dünyaya gönderilmesine neden olan hatasından dolayı yaptığı tövbenin kabul edildiği gün olarak kayda geçmiş. Bir başka önemli olay Hazreti Nuh'un vestevet alel cudiyi, Kur'an-ı Kerim'de ifadesi bulunan geminin Cudi Dağı'na oturması olayının bugün gerçekleştiği. Hazreti Yunus'un feltekamehul hutu ve huve mulim. O kıpranırken balık onu yuttu. Pişmanken balık onu yuttuğundan bahsediyor ya Yunus Aleyhisselam'ın olayında. Ve den nuri izdehebe mugadıben fadanne ellen nakdir aleyh. İşte o karanlıklara gittiğini, bizim onu kurtaracağımızı düşündüğü zamanlardan bahsediyor Hazreti Yunus'la ilgili olarak. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından çıktığı günün Muharrem'in 10. gününe denk geldiği. Bir başka önemli olayın Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın doğum günlerinin Muharrem'in 10'u olduğu, Hazreti Yakup ile Yusuf Aleyhisselam'ın vuslatının, kavuşmasının bugün de gerçekleştiği gibi çok sayıda rivayeti görmek mümkün. Dolayısıyla da özellikle ikinci atamız olarak kabul ettiğimiz Hazreti Nuh, yani tufandan sonraki süreçte bütün semavi dinleri yani vahiy kaynaklı dinlerin bu Aşure, Muharrem'in 10. gününe kıymet atfettiğini ve bu kıymet atfetme özelliğinin de Hazreti Peygamber'le birlikte zirveye taşındığını rahatlıkla ifade etmek gerekir ki bunu Peygamberimizin hayatında yani verdiği önemi göstermesi bakımından Peygamberimizin davranışlarında bugün de değişikliğin olduğunu görüyoruz. Ne yapıyor Peygamberimiz? 10. günü hem kendisi oruç tutuyor hem de ashabına oruç tutmalarını tavsiye ediyor. Peygamber Efendimiz'e diyorlar ki ya Resulallah Hazreti Musa'nın tabiileri yani Yahudiler Aşure gününde yani Muharrem'in 10. gününde oruç tutuyorlar. Hazreti Musa'yı anmak için, onun doğumunu kutlamak için Hazreti Peygamber'in ifadesi çok güzel. Hazreti Musa'nın mirasına sahip olmaya biz daha layıkız. Eğer bu mirasa sahip çıkılması gerekiyorsa biz de sahip çıkmalıyız şeklinde bir yaklaşımla Hicret'in 10. gününde, affedersiniz Muharrem'in 10. günü yani Aşure'de oruç tutulmasını Peygamberimiz ashabına tavsiye ediyor. Bakın burada bir peygamberi duruş var. O da şu. Peygamber Efendimiz'e diyorlar ki ya Resulallah onlar 10. günü tutuyorlar. O zaman diyor ki bizim bir farklılığımız olsun. 9. 10. ve 11. günü tutmak suretiyle bakın çünkü Yahudi ve Hristiyanlara benzememek Peygamberimizin temeli prensibidir. Doğru. Niye? Çünkü sen Müslümansan, bir iddian varsa bir aktivist karakter olan her insanın kendine özgün eylemleri olur. Hazreti Peygamber de kanaatimce dünyanın gelmiş geçmiş en büyük devrimcilerinden birisidir. Yani kendi şartlarıyla yetinmeyen, inandığı doğruları hayata tatbik etmek için canından, malından, her şeyinden fedakarlık yapmak suretiyle mücadelesini, azmini ortaya koyan önemli bir karakter Hazreti Peygamber. Yani Hazreti Peygamber müthiş bir mücadeleci kişi. Dolayısıyla Yahudilere ve Hristiyanlara benzememek adına 9. ve 11. günü eklemek suretiyle ne yapıyor? Bu günü hatırasını yaşatıyor ve yaşatırken de Müslümanlara özgü bir duruş, bir hareket tarzı, yeni ifadeyle Müslümanların hayata bakışına dair yeni bir paradigma ortaya koyarak ne yapıyor? Kendi duruşunu ve ashabını durduğu çizgiye davet ediyor ve bunu da bize ümmetine daha sonra havale ediyor. Kıymetli hocam, sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Yani buradaki benzememek, bırakın günlük yaşantıda, yemede, içmede, giyim kuşamda, Efendimiz ibadette bile benzemesini istemiyorlar Müslümanları. Kesinlikle. Siz eğer dediğimiz gibi bir iddia sahibiyseniz ki peygamberimiz iddia sahibidir. Aslında bütün peygamberler iddia sahibidir. Peygamberimiz mutlaka kendi inandığı değerler doğrultusunda bir dünya inşa ediyor. Bu inşa edilen dünyanın bir parçası da ibadetlerdir. İbadetlerde de peygamberimiz mutlaka kendine özgü bir duruş sergiliyor. Evet. Aşure'de bizim ciğerlerimizi dağlayan, az önce sizin de atıfta bulunduğunuz diğer bir önemli olaysa Kerbela olayıdır. Muharrem 10 Muharrem diyoruz biz. Yani Aşure günü
her yıl acının tazelendiği ve gözyaşına döndüğü günün adıdır aslında. Alvarlı Efe ki bizim önemli değerlerimizdendir. Hulasatül Hakaik'te sanıyorum 25'e yakın Muharremiye si söz konusudur. Muharremiye biliyorsunuz Kerbela hadisesini merkeze alınarak yazılmış olan kaside türlerine biz Muharremiyeler diyoruz. Onun birkaç dizesiyle söze başlayalım Kerbela ile ilgili olarak. Efe şöyle der. Muharrem'dir yine düştü cihana ateşi suzan. Rehi Ali abaya can verir aşıkı serbezan. Muharrem matemdir Habibi Kibriya ağlar. Ali Gülü Mürteza'nın hem ciğerleri olup püryan. Muharrem'dir bugün diller derunu bağrı nar olsun. Dökülsün yerlere gözler, bütün yüzler gubar olsun. Hüseyin'i Kerbela'nın bastığı yerlere can kurban. Yezid nar-ı cehennemde çağır etrafı hizar olsun. Bu şekilde Efe'nin dizelerinden başladıktan sonra Kerbela olayını nasıl anlamalıyız? O Muharrem ve Kerbela'yı nasıl değerlendirmeliyiz? Bir defa önce tarihi olayı netleştirmek lazım. Kerbela, Hazreti Hüseyin'in Kufe'den bir grubun, önemli bir grubun, yani bir çuval dolusu mektuptan bahsediyor kaynaklar. Bir çuval dolusu mektup yazarak Hazreti Hüseyin'i Kufe'ye davet edip, Kufe'de Hazreti Hüseyin'e sahip çıkmayarak, Kerbela dediğimiz Fırat ve Dicle'nin kenarındaki o bölgede şehit edilmelerini, Hazreti Hüseyin'le birlikte 70 civarında, 71 veya 72 civarında Ehli Beyt'e mensup insanların 680'de Hicri, şimdi miladi 10 Ekim 680'de Hicri Muharrem 61'de katledilmelerine, şehit edilmelerine verdiğimiz o isim. Bu İslam düşünce tarihinde Müslümanlar nezdinde farklı algılanmış. Kimisi buna siyasi anlam yüklemiştir ki İslam'ın önemli İslam düşüncesindeki önemli mezheplerden bir tanesi Şia'nın bu tarihe özel bir anlam atfettiğini, Hazreti Hüseyin'in intikamını alma ahdinin tazelendiği bir matem günü olarak bunu kodladıklarını görüyoruz. Şu an Muharrem ayındayız. Eğer evlerimizde İran televizyonlarını çeken bir uydumuz varsa orada 40 gün süren Erbaynlar var. Orada Muharremiye matemleri var. Yani tam anlamıyla bir kendinden geçme hali söz konusudur. Her yıl dövünerek, kendilerine işkence yaparak sırtlarına zincirler vurmak suretiyle hatırlayın o görüntüleri. Bunu bir matem havasında kutladıklarını görüyoruz. Şii Fatımi Devleti'nin bunu resmi hale getirdiğini görüyoruz. Daha ilginç olanı İslam dininin bu tür uygulamalara sıcak bakmadığını, hatta yasakladığını biliyoruz. Bu tür taziye merasimlerine İslam dini sıcak bakmaz. Ancak Şii düşünce inancın canlı tutulmasında bir anlamda mezhebinin üstünlüğünü, bütünlüğünü, konsolidasyonunu sağlamak amacıyla bu taziyelere aşırı derecede anlam yüklediğini görüyoruz. Öte yandan Şia'nın Aşure'ye yaz günü ilan etmesine karşılık mesela Emevilerin bazı dönemlerinde Kerbela faciasını unutturmak için Muharrem'in 10'unu bir bayram gibi kutladıklarını maalesef görebiliyoruz. Dolayısıyla bu bize dikotomik bir ilişki yani etki tepki ilişkisini doğuruyor. Yani bir tarafta bu Kerbela olayını yasa dönüştürüp bunun üzerinden kimlik inşa eden bir arayışlar söz konusuyken öbür taraftan bu toplumun acılarıyla bir anlamda da dalga geçmek için veya o toplumdaki konsolidasyonu, bir bütünleşmeyi gevşetmek adına kendi siyasi zeminlerini sağlamlaştırmak adına Emevilerin bazı dönemlerinde bazı halifelerin Aşure gününün bayram kısmını yani Aşure dağıtmak, tatlı dağıtmak, eğlenmek, müzik çalmak gibi bu kısmı ön plana çıkardıklarını görebiliyoruz. Mesela özellikle Anadolu coğrafyasında Müslüman Türklerin geleneğinde önemli bir yer tutan Aşure aynı zamanda Muharrem'in 10. gününde başlamak üzere daha sonraki günlerde de sirayet ederek özel merasimlerde pişirilip dağıtılan bir tatlı türüne dönüşmüş durumda ki şu anda Türkiye'nin genelinde Aşure dağıtımı bu aylarda yapılıyor. İşte bu pandemi dolayısıyla kısmen insanlar biraz tereddüt ediyorlar ama bunun
önemli bir toplumumuzda kültürel olarak karşılığının olduğunu görüyoruz. Osmanlı'da da Aşure Testisi adı verilmiş. Muharrem'in onun da özel tatlılar yapılmış. Zenginler kendi ceplerinden, kendi sermayelerinden olmak üzere bir pişirip insanlara bunu dağıtmışlardır. Aşure, çünkü Aşure biliyorsunuz çok sayıda sebzenin, çok sayıda gıdanın karıştırılarak aynı potada birleştirilmesi, sembolik olarak çoklu aidiyetli kimliklerin bir arada yaşamasını temsil eder. Yani ırk olarak, etnik olarak, ideolojik olarak farklı farklı insanların bir arada yaşayabilmelerinin modeli olarak aşure çorbası bir anlamda temsildir. Yani aşure çorbasının içerisinde nasıl buğday, nohut, fındık, bir takım Fasulye. Evet. fasulye, bir takım şeyler varsa bunlar nasıl bir olup bambaşka bir tada dönüşüyorsa insanlar olarak bizler de hoşgörü, İslam'ın ortak paydası, hoşgörü paydası ve paylaşımı merkez almak suretiyle bütün farklılıklarımızı ideolojik, etnik vesaire fark etmez, siyasi, toplumsal bir takım farklılıklarımızı paramteze almak suretiyle bir arada yaşayabileceğimizin örnekliği olması bakımından son derece kıymetlidir. Önemlidir Aşure Müslümanların tarihinde. Ama Kerbela olayına baktığımızda Kerbela mezhebi, meşrebi, ideolojisi ne olursa olsun bütün Müslümanların asırlardır dinmeyen ortak hüznü ve ortak acısı olduğunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Şunu çok iyi bilmek lazım kıymetli hocam. İyi Kerbela olayı iyi okunur, iyi değerlendirilirse Kerbela olayı bizim hem günümüze hem de geleceğimize müthiş perspektifler, müthiş hedefler sunacak bir paradigma, bir değerler dizisi, bir öngörü havuzu olabilir. Ancak Müslümanların Kerbela'yı doğru okudukları konusunda pek de başarılı olduklarını söylemek mümkün değil. Peki, Kerbela'yı doğru okumak dediğimizde ne anlıyoruz? Veya Kerbela'yı doğru okumak nedir, nasıl olabilir diye meseleye bakacak olursak şunları söylemek lazım. Kerbela bir defa şu anda İslam dünyasında Müslümanları birleştiren değil, bölen bir unsur olarak işlevseldir. Yani bugün İran'daki Kerbela'ya duyulan, matemde duyulan uygulamaları bizim Anadolu Müslümanlarının kabul etmesi mümkün değil. Endonezya'da Müslümanların kabul etmesi mümkün değil. Demek ki burada bir grubun Kerbela üzerinden ortaya koymuş olduğu travmatik bir takım eylemlerin eğer benim nezdimde ve sizin nezdinizde bir başkasının nezdinde kabul görmüyorsa burada bir usul hatası, bir metot hatası olduğunu ifade etmek gerekir. Kerbela'yı doğru okursak yeni Kerbela'ların ortaya çıkmasına engel oluruz. Eğer Kerbela'yı doğru okusaydık yeni Kerbela'lar yaşanmazdı. Bakın kıymetli hocam, bugün yeni Kerbela Yemen'dir. Yeni Kerbela Suriye'dir. Yeni Kerbela Lübnan'dır ve yeni Kerbela tazecik Afganistan Evet. olaylarıdır. Çünkü dikkat edelim, 2 milyarın üzerinde, 2 milyar 200 milyon civarında İslam dünyasında Müslüman var. Dünyanın herhangi bir coğrafyasında kan dökülüyorsa, kan, gözyaşı, fakirlik, iç çatışma, savaş varsa dünyayı gözünüzün önüne getirin. Mutlaka mensupları, yani halkın büyük çoğunluğu Müslümandır. Hristiyanların ve Yahudilerin yaşadığı topraklarda neredeyse ne fakir var, neredeyse hiçbir olay yok. Ya yani insan düşünüp taşınıyor. Yani bu Erzurum ifadesiyle garamet hep Erzurum'un, hep Müslümanların başına mı? Yani sıkıntı hep Müslümanların başına mı? Evet, Müslümanların başına değil. Fakat biz Kur'an'ın ve sünnetin doğru bir şekilde okunması, hayatımıza doğru bir şekilde transfer edilmesi noktasında sıkıntı yaşadığımız için bizim için Kerbela geçmişte değil, şu anda da ciddi anlamda Kerbela yaşanıyor. Afganistan'ı nasıl izah edeceksiniz? Yani uçağın tekerleğine kendini bağlayıp özgürlüğe kaçmayı, kaçarken de paramparça olup dökülmeyi, siz yani hangi insan kendisini uçağın tekerlerine bağlar ki? Bu bile bile ölüm demektir. Dolayısıyla Kerbela olaylarından ibret almak, ders almak, birlik ve beraberliğimizi zedeleyecek her türlü olumsuz tutum ve davranışlardan uzak kalmakla olabilir. Yani şimdi dikkat edelim. Suriye'de savaşan taraflar Müslümanlar. Savaşın kaybedeni, az ezası cefası Müslümanlara,
faydası işte Amerika mesela her tarafı boşalttı. Suriye'deki petrol kuyularının başında şu anda duruyor. Diğer taraflara bakıyorsunuz. Lübnan'da bir savaş söz konusu. Savaş yine Müslümanların kendi içinde. Libya'ya bakıyorsunuz aynı. Yemen'e bakıyorsunuz aynı. Afganistan'a bakıyorsunuz aynı. Yani İslam coğrafyasında elhamdülillah Türkiye'nin haricinde ki umarız bütün her taraf böyle olsun. Türkiye'nin haricinde böyle akşam evine eline ekmeğini alıp çoluğunun çocuğunu masanın başında toplayıp sohbet edebilecek insanların ortamı yok. Evlerde o huzur yok. Topraklarda huzur yok. Toplumda huzur yok. Herkes, her tarafımız bir kargaşanın içerisinde yüzüyoruz. Bir defa Aşura paylaşmasının hani bizim kültürümüzde çok yaygın bir karşılığı olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda dayanışmanın, birlikteliğinin, sevginin ifadesinin yanı sıra bolluk ve bereketin simgesi olduğu kadar muhabbetin ve sevginin de bir paylaşımı olduğunu unutmamak gerekir. Özellikle modernizmin yaşandığı şu günümüzde yani neyi kastediyoruz? Şu anda insanlarımız yalnız. Yani onar katlı apartmanlarda oturuyoruz, beşer katlı apartmanlarda oturuyoruz, altımızdaki, üstümüzdeki insanı tanımıyoruz. Cenazesi oluyor, cenazesine gitmiyoruz. Hastası oluyor, hastasından belki aylar sonra haberimiz oluyor. Şu an günümüzde müthiş bir bireysellik söz konusu. Bireyselliğin de beraberinde getirdiği yalnızlaşma söz konusu. Yalnızlaşmanın da beraberinde getirdiği şey intihardır. Bugün Avrupa'da intiharın, işte siz kıymetli hocalarımız Avrupa'da görev yapıyorsunuz, görüyorsunuz. Her şey var. Zenginlik var, para var, her şey gırla. Ancak huzur yok. Neden? Çünkü paylaşım yok. Yani internet sayesinde hayattan izolasyon söz konusu, sosyalleşme gerçekleşmiyor. Yani belki haftalarca insanlarla kelam etmeden günlerini geçiren insanlarımız söz konusu. İşte bu günleri vesile bilerek özellikle rezidans şeklinde bekçisi olan 3-4 aşamalılardan geçerek evimize ulaştığımız yerlerde artık bireysellik tam anlamıyla başını almış gitmiş. İşte bu aşure uygulamaları sayesinde belki komşumuzun alttaki üstteki komşumuzun kapısını tıklatmak suretiyle yani öldü mü kaldı mı onunla ilgili de bir haber almamız mümkün olabilir. Eyvallah kıymetli hocam. Şunu da belirtmek istiyorum acizane. Bugünü bayram havasında yaşamak yerine o günlerden ders alıp hem de insanlara hal hatırını sormak amacıyla ikramda bulunmak da çok güzel bir bayram olacaktır ki Türk milleti Aşure'yle Kerbela'yı çok güzel bir mezh haline getirmiş. Hem o olayı anmış hem de bu olay vesilesiyle Müslümanlar ders alsın hem de hal hatırını sorsun diye bu ikramda bulunmuşlardır. Evet, Ve aynen halen öyle. de devam ediyor. Evet. Kıymetli hocam şimdi bu Muharrem ayının gelmesiyle özellikle Müslümanlarda yeni bir dönüm başlamıştır. Tabiri caizse bir çağ kapanmış, yeni bir çağ açılmış. Bunlardan birisinde Müslümanların Mekke'den Medine'ye Allah'ın izniyle gitmesidir. Ve bu malumunuz artık bizler için bir hicri yılbaşı olmuştur. Müslümanların takvim olmuştur. Bu minvalde hocam şunu demek istiyorum size. Hicretin mahiyeti nedir? Özellikle bu hicretle beraber Müslümanların yeni bir terim kazanmıştır ya da bu terime yeni bir mana vermiştir. Bu da nedir? Muhacir ve Ensar. Ve bir de özellikle yeni bir sıcak meseleye değindiniz Afganistan'da. Belki bağlantılı olur olamaz artık sizin takdirinizdir. Hicret bir yeri terk etmek midir? Teslim olmak mıdır? Yoksa bir yerden bir yere göç etmek midir hocam? Evet, şimdi Muharrem dediğinizde az önce işaret ettiğiniz üzere bizim için en önemli nasıl hicretin 10. yılı Aşura bizim için çift taraflı bir öneme sahipse hicret Muharrem ayının bizzat kendisi de kendi olmaklığı da bizim açımızdan kıymetli. Şundan dolayı Muharrem ayı bizim İslam tarihinde devletleşmenin adının konulduğu ilk adımdır. Allah rahmet eylesin, Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer ashab arasında çok farklı bir zekaya, çok farklı bir öngörüye sahiptir Hazreti Ömer. Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde, yani sanıyorum Hicret'in 17. yılına denk geliyor. Hazreti Ömer bir takvim uygulaması var. Araplarda özellikle büyük olaylar, toplumların hayatında etki etmiş, mesela fil hadisesi gibi olaylardan hareketle bir takım zaman belirlemeleri var ama bu Hazreti Ömer büyük düşünen bir insan. Dolayısıyla yani atılım yapmak isteyen bir devlet için artık fil olaylarından hareketle bir takım yerlere varmak mümkün değil. Onun için Hazreti Ömer bu teklifi getiriyor. Diyor ki biz yeni bir takvim yapmalıyız.
Bu takvim bizim başlangıcımız olmalı. Peki kabul ediyorlar ashab istişarede. Peki başlangıç noktası ne olsun? Hangi olayı esas alalım diye tartışırken Hazreti Peygamber'in hicreti esas alınıyor. Çünkü Hazreti Peygamber'in hicreti aslında yığılmış, baskılanmış bir davanın önünün açılmasıdır. Yerel düzeydeki bir çağrının evrensel düzeyde yankı bulmasının ilk adımının atıldığı bir evredir. Bunun için biz Muharrem ayının ki hicri takvime göre birinci aydır. Peygamberimizin hareket noktasını yani hicretini esas alıyoruz. Hazreti Peygamber'in bu hareketi Hazreti Ömer tarafından resmi takvim olarak ilan edilmiştir. Biliyorsunuz İslam düşünce tarihinde İslam devleti kavramını şekillendiren ilk isim Hazreti Ömer'dir kavram düzeyinde. Yani Hazreti Peygamberimizin döneminde bir takım şeyler yapılıyor ama çünkü zaman alan, zaman isteyen şeylerdir bunlar. Kurumsallaşma da ilk başta Emeviler, Muaviye bin Ebi Süfyan dönemindedir. Onun için de yani kurumların tesis edilmesi noktasında, kavramın dolması noktasında Hazreti Ömer, kurumların tesis noktasında ise Emeviler dönemi bizim açımızdan son derece önemlidir. Hicri takvim İslam tarihi açısından önemli hadiselerin biri olan hicreti esas alır. Hicret etmek, sözlükte terk etmek, ayrılmak, ilgisini kesmek anlamına gelir ancak terim olarak yani dini terminolojide, dini ıstılahta hicret dediğimizde biz dini sebeplerle bir yerden diğer bir yere göç etme ve özellikle Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye göç etmesi olayını anlıyoruz. Hicret sadece Peygamberimize ait bir özellik olarak okunmamalı. Peygamberlerin tarihine baktığımızda Kur'an'da diğer peygamberlerin de hicrete muhatap olduğunu görüyoruz. Mesela Kale inni muhacirun ila Rabbi innehu huvel azizul hakim diyor İbrahim Aleyhisselam. Ben Rabbimin emrettiği yere hicret ediyorum diyor. Yine başka ayetlerde Hazreti Lut'un, Şuayb'in, Hazreti Musa'nın hicretlerine dair Kur'an-ı Kerim'de ifadeleri görüyoruz. Kısaca hicret sadece belli bir döneme ait bir olay olarak değerlendirilmemeli. Yani hicret La hicrete ba'de fethil Mekke'te şeklinde bir hadis rivayet edilir ama bu hadisi farklı şekillerde yorumlamak gerekir. Hicret dediğimizde insanlığın varlığıyla beraber vuku bulmuş birçok önemli hadiseden biri olduğu aklımıza gelecek hicret. Dün meydana geldiği gibi bugün de meydana gelmesi muhtemel bir olay. Önemli olan hicrette nereye ve hangi niyetle hicretin yapıldığıdır ki bu konuda da bizim için kıstas Hazreti Peygamber'dir. Biliyorsunuz çok bilinen bir hadistir. İnnemel a'malu binniyat ve innemâ likulli imrin mâ nevâ. Femen kânet hicretuhu ilâ dünyâ yusîbuhâ ev imrâetin yenkihuhâ fehicretuhu ilâ mâ hâcera ileyh. Ameller niyetlerinize göre şekil alır. Ameller niyetlerinize göre karşılık bulur. Herkese niyet ettiğinin karşılığı verilecektir. Şimdi dolayısıyla hadisin devamında kim bir dünyalık için hicret ediyorsa elde edecektir. Kim de bir kadınla evlenmek istiyorsa onunla evlenecektir. Amacı odur, maksadına ulaşmıştır. Ama hicretten kasıt dini anlamda yani dinini yaşayamayan, dinine hayat hakkı tanımayan ortamlardan kalkıp dininin yaşayabileceği bir ortama gitmektir. Hicretin geldiği ortama baktığımızda kıymetli hocam, Şabi Ebi Talip dediğimiz Peygamberimizin amcasının sokağında 3 yıl boykota uğramış bir peygamberimizden bahsediyoruz. Peygamberimizle birlikte müminlerden bahsediyoruz. Bir avuç Müslümandan bahsediyoruz. Deyim yerindeyiz. Ne oluyor? Bu Müslümanlar öyle bir raddeye geliyorlar ki artık dayanamıyorlar. Peygamber Efendimiz'den ne isteniyor? İzin isteniyor Peygamberimizden. Peygamber Efendimiz belli bir süre bekliyor çünkü henüz ilahi işaret alınmamış. İlahi işaret alındıktan sonra Peygamber Efendimiz ashabına hicretleri emrediyor. Biliyorsunuz Habeşistan'a hicret var, Medine'ye ufak çaplı hicretler var vesaire ama büyük çaplı hicretin gerçekleştiği olay ikinci Akabe biatında karara varılıyor. Çünkü artık Müslümanların Medine'de Müslüman kalarak, bakın burası çok önemli, Müslüman kalarak yaşayabilme imkan ve ihtimali kalmamıştır. Dolayısıyla bir avuç Müslümanlığın yok olmaması için Peygamberimiz bir çıkış yolu aramış.
Ve bu çıkış yolunu da Yesrib'e yani Medine'ye hicret olarak Allah tarafından izin verilmiştir. Biliyorsunuz 2. Akabe Biatı 621 yılındadır. Hicret ise 13 hicretin 13. Biisetin 13. yılında yani peygamberimizin nübüvvetinin 13. yılı ilk ayı Muharrem'de 622'de başlayacak. Yanlış hatırlamıyorsam 12 gün süreyle hicret yapılacak. Herkesin gitmesine izin verecek. İki kişi kalacak. Bir tanesi Hazreti Ebubekir, bir diğeri Hazreti Ali. Bakın, bizler de mutlaka hicret arkadaşlarımızı seçmemiz lazım. Şunu kastediyorum. Yani yeri geldiğinde fedai can edebilecek potansiyelde size bağlı, size sadık, sizi kendinden daha çok sevecek dostlarımızı dostlar edinmemiz gerekir. Peygamber Efendimiz'e Hazreti Ebubekir diyor ya biz niye gitmiyoruz? Hazreti Ebubekir'e dediği şey acele etme. Allah sana çok hayırlı bir yol arkadaşı nasip edecek. Biliyorsunuz yine bu esnada dünya tarihinin şahit olmadığı bir olayla karşı karşıyayız. Nedir o? Hazreti Ali, Peygamberimiz çağırıyor Hazreti Ali'yi. Bu gece benim yatağımda sabahlayacaksın. Sabah olduğunda şu diğer odadaki emanetleri insanlara, sahiplerine vereceksin. Sen de peşimize Medine'ye hicret edeceksin. Bakın, neden bahsediyoruz? Bir adamdan bahsediyoruz. Kim bu adam? Hazreti Muhammed. Kim ne yapmak istiyorlar? Öldürmek istiyorlar. Öldürmek isteyenler kim? Aynı zamanda peygamberimize güvendikleri için mallarını emanet eden kişiler. Yani Muhammedül Emin. Hem emniyet konusunda herhangi bir tereddütleri yok. Ancak getirmiş olduğu iddialar ilahları sarstığı için, inançlarını sarstığı için peygamberimize karşı bir öfke duyuyorlar. Ayet-i kerimede ne diyor? Ve yem kuru bi kellezine kafaru li yuthbituke ev yaqtuluke ev yukhrucuke. Seni öldürmek, sürmek ve çıkarmak isteyen insanların sana hamle yaptıkları zamanı hatırla. Ve yemkurune ve yemkurullah. Onlar tuzak kuruyorlardı. Allah da onların tuzaklarını boşa çıkarıyordu. Vallahu hayrul makirin. Allah tuzakları en kaliteli şekilde, en iyi şekilde boşa çıkarandır. Bakın Hazreti Peygamber, Hazreti Ali'yi kendi yatağına yatırdıktan sonra Hazreti Ebu Bekir'le birlikte 1,5 mil mesafede, yani yaklaşık 1,5 saatlik mesafede Sevr'e gidiyor. Orada kalıyor. İşte bu biliyorsunuz Hazreti Ebu Bekir'in darlanması sorunu. İdhuma fil gari iz yekulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Hazreti Ebu Bekir'in gönlü darlanıyor. Aslında Hazreti Ebu Bekir'in gönlünün darlanması kendi canından değil. Hazreti Peygamber'e bir şey yapılması kuşkusuyla güvercin tedirginliğinde acaba bir şey olacak mı kaygısıyla bunu şey yaparken la tahzan iz yekulu li sahibihi arkadaşına diyor ki la tahzan innallaha ma'ana. Üzülme, kaygılanma. Allah bizimle beraberdir buyuruyor. Dolayısıyla 12 gün sonra Peygamberimizin Mekke'den ayrıldığı, Medine'ye geleceği haberi yayıldığında Medine'de insanlarda bir bekleyiş söz konusu. 12. günün öğle vaktine doğru bir parıltı görülüyor. Hazreti Peygamber Hazreti Ebubekir ile birlikte geliyor ve Peygamber Efendimiz Medine'ye iniyor. Ayet-i kerimede gerek Mekke'den Medine'ye göç eden, az önce sizin ifade ettiğiniz kavramsal boyutuyla ifade edecek olursak muhacirler, gerekse sofralarını, evlerini, hanelerini, ülkelerini, topraklarını, mallarını, canlarını paylaşan ensar, ya çok çok yardım eden anlamında ensar kardeşliği söz konusu oluyor biliyorsunuz. Ayette ne diyor? وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ Muhacirler ve ensarların ilkleri ve onlara güzel davrananlardan Allah hoşnut olmuştur. Yine bir başka ayeti kerimede وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّوُوا الدَّارَ وَالْاِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ Ayet uzun. Onlardan önce bu yurda yerleşmiş yani Medine'ye yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar kendilerine göç edip gelenleri severler. Bakın bu ayeti kerimede ben hep okuduğumda en çok etkilenen yer benim burasıdır. Ve yu'sirûne alâ enfüsihim velev kâne bihim hasâsa. Kendi ihtiyaçları olsa dahi kendilerine hicret etmiş olan insanları kendilerine tercih ederler. Bir bardak su içilecekse onlara verirler. Bunun için söylüyorum. Bugün az önce sizin işaret ettiğiniz Suriyeli ve Afgan mültecileri dolayısıyla Türkiye kamuoyunda anlamını veremediğimiz bir tartışma yaşanıyor.
Yani işte gitsinler ülkelerine, işte şöyle olsun, işte böyle olsun. Bazen hakarete varan ifadeler, bazen insanlığımızdan utandıracak ifadeleri duyuyoruz. Şimdi bu ayetlere bakıyoruz. Müslümanlar olarak ortada dönen sözlere bakıyoruz. Ya Müslümanlığımızda sıkıntı var, ya insanlığımızda sıkıntı var. Dolayısıyla mutlaka Müslümanlar olarak Kur'an'dan ilhamını alan bir hayat tarzıyla yeniden Kur'an'a bakmak durumundayız. Bu ayetler orada boşa dursun diye değil, bizim hayatımıza şekil versinler diye gelmiş, gönderilmiş. Ve bu ayetleri hayatında tatbik eden bir örneklik var önümüzde. Muahhat dediğiniz, dünyada eşi ve benzeri görülmemiş, Mekke'den Medine'ye hicretten sonra Hazreti Peygamber'in herkesi kardeş ilan ettiği olayı, dünya tarihinde başka bir eşi ve benzeri yok bu olay. Böyle bir ümmetin geldiği noktaya baktığımızda şu anki halimizi tam anlamıyla bir savrulma olarak ifade etmek gerekir. Kıymetli hocam, son olarak şunu söyleyeyim. Hicretten ben ne anlıyorum? Hicretin bize yansımaları, hicretin bizim Müslümanlara hayatında nasıl sonuçları olmalı diye baktığımızda ne anlıyorum? Ben onu söyleyeyim. Belki sizin eklemek istedikleriniz olabilir. Bana göre hicret koşulsuz teslimiyettir. Hazreti Ebubekir'e sus diyor, benim nesin diyor, itiraz yok. Hazreti Ali'ye benim yatağımda yat, belki de seni öldürürler diyor. Hazreti Ali benim için problem değil ya Resulullah diyebiliyor. Hicret devlete atılan ilk adımdır. Devletleşme yolunda atılan ilk adımdır. Yani bir Şabi Ebi Talip'te Ebu Talip sokağına sıkılmış kalmış, 3 sene boykot altında kalmış, neredeyse yok olmaya yüz tutmuş bir hareketin devletleşme noktasındaki ilk adımı olarak görülmeli. Hicret, adalet ve kardeşlik üzerine kurulan birlikteliğin ilk adımıdır ki muahhat örnekliği dünyada eşi benzeri bulunmayan bir uygulamadır. Fakat bu sadece tarihte olmuş bitmiş orada anlatalım diye değil, her dönemde Müslümanlara rehberlik etmesi gereken bir peygamberi uygulamadır. Hicret, Müslümanın dini yaşayamadığı ortamda, yaşadığı yerde dini toplumu dönüştürme imkanı da kalmadığı takdirde dinini dinini tam anlamıyla yaşayabilmek için bir yer arayışıdır. Bu tam anlamıyla vatandan kopuş değildir. Vatana daha güçlü bir geri dönüştür. Hicret bize şunu öğretir. Din kardeşliği her şeyin üstündedir. Muahhat yapılan insanlara dikkat ederseniz belki de savaşta biri diğerinin babasını öldürmüş olabilir. Müşrik babasını öldürmüş olabilir. Bu muahhat esnasında yani kardeşlik ahdi ilan edilirken taraflar arasında bir problem olarak görülmemiştir. Hicret dediğimizde paylaşmanın ne demek olduğunu bize öğreten bir olgudur hicret. Yani tarlasını paylaşıyor, traktörünü paylaşıyor, cebindeki harçlarını paylaşıyor, varsa evini paylaşıyor vesaire. Hicret, herkesin hicretten benim anladığım, yani bizim anlamamız gereken hususlardan bir tanesinin de şu olduğu kanaatindeyim acizane. Herkesin mutlaka bir hicret arkadaşı, yani yolunda canını verebileceği arkadaşı olmalıdır. Onun için Müslüman temiz insandır. Temiz yaşar, temiz giyinir, temiz insanlarla oturur kalkar. Etrafımızdaki insanlarda eğer problem varsa mutlaka gözden geçirmek ve etrafımızdaki insan önce kendimizi kaliteli Müslüman haline getirmeli ve etrafımızdaki de insanları da bu cepheden, bu nitelikteki insanlardan oluşturmak gerektiği kanaatindeyiz. Eyvallah kıymetli hocam. Soluksuz sizi dinledi. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Ben de buradan son olarak tabii hocam kapanış konuşmasını size bırakırım. Özellikle Osmanlı zamanında sizler daha iyi bilirsiniz. Muharremiyeler varmış. Alvarlı Efendi'den bahsetmiş ki bahsettiğiniz gibi özellikle Fuzuli'nin Hadikatü Suada isimli eserini bir gelenek haline getirmişler ve Muharrem ayında bunu okumuşlardır. Ki Fuzuli'nin yazmış olduğu bir eser de yarı Arapça, Farsça ve Türkçe içinde beyitler de vardır. Bize buradan sadece bu Muharrem'in onunu
hicret ve aşure olarak değil de özellikle ders çıkarmak babında tarihi bilmek, o sıkıntıların, fikirlerin nasıl bir çatıştığı zaman Müslümanın kanını akıtma dersin götürdüğünü anlamak için bu gibi şeyleri okumak bence daha güzel olacaktır diyoruz hocam. Yorumlarınıza aynen katılıyorum Burak Hocam. Müslümanlar olarak bizim bir duruş sergilememiz lazım. Duruşumuzun adı acılar üzerinde kimlik inşası olmamalı. Kerbela İslam Müslümanların ortak acısıdır. Sürekli bunun seçilmiş bir travma ve transfer edilmiş bir travma olarak hayatımızın merkezine koyarak sürekli geçmişe takılıp kalırsak hem günümüzü hem de geleceği şekillendiremeyiz. Bugün Müslümanların kaybetmiş olduğu en önemli husus budur. Yani geçmişi kutsallaştırmakla geçmişi yok saymak arasında netice itibariyle hiçbir fark yok. İkisi de bizim hayatımızdan uzak. Kutsallaştırdığımız için dokunamıyoruz, yok saydığımız için de dokunamıyoruz. Dolayısıyla da bize bir faydası yok. Yani bunun için yapılması gereken şey tarihi doğru okumak. Doğru okumadığımız takdirde tarihin ağır yükü altında ezilir kalırız ki bugün Müslümanların yaşamış olduğu bu hezimete baktığımızda. Yani bütün doğal kaynaklar bizde ama en fakir ülkeler Müslümanlar. Ya bunu izah edemiyoruz. Yani insan düşündüğü zaman çıldırma noktasına geliyor. Yani hiçbir Danimarka'nın hep en ufak bir yeri altı zenginliği yok ama gayri safi millası 70 bin dolar. Norveç'in 80 bin dolar. Yani bu insanlar bu zenginliği nasıl ulaşıyorlar? Hiçbir yer altı yer üstü zenginlikler olmamasına rağmen. Dolayısıyla yapılması gereken şey tarihi doğru okumak. Bizim örnekliğimizde, bizim elimizde iki tane önemli kıymet var. Bir tanesi Kur'an-ı Kerim, bir diğeri bu Kur'an-ı Kerim'in somut olarak hayatına tatbik edilmiş Hazreti Peygamber. Ve bir de 14 asırlık bir gelenek var. Geleneğin hepsi %100 doğrudur diyemeyiz. Çünkü geleneği oluşturan bizim gibi insanlar. İnsanın işin içerisinde yani vahyin kontrolünde olmadığı zaman insan hata yapar. Normaldir bu. Ama bu geleneği toptan reddetmek anlamına gelmemeli. Gelenekten bizim için motor olabilecek, bizi uçuşa geçirebilecek çok güzel açılımlar yakalayabiliriz. Yeter ki tıpkı tarihi doğru okumak gerektiği gibi geleneğimizi de doğru okumaya dair yöntemler, metotlar geliştirebilirim. Bu özgüven Müslümanlarda aslında var. Fakat 200 yıldır Müslümanlar özellikle 1857 İngilizlere karşı yapılan sipahi ayaklanması sonrası İslam dünyası Batı karşısında yenilmiştir. Bir türlü bu ezilmişlik psikolojisini üzerimizden atarak Müslümanlar kendine gelememiştir. Yapılması gereken şey aklı bilimi, Kur'an'ın ve yani vahyin rehberliğinde aklı bilimi devreye sokarak Müslümanların yeniden bir sıçrayış yapmalarıdır. Unutmayalım ve yec'alul ricse alellezine la ya'kulun aklını kullanmayanların üzerine Allah pislik yağdırır diyor. Ve Cenab-ı Hak Yunus suresinde, bugün Tevbe suresinde, bugün baktığımızda İslam dünyasının bu kadar imkanına rağmen farklı zaruret içerisinde olması, birbirini kırıyor olmasını başka türlü izah etmek mümkün değil. Dolayısıyla vahyin kontrolünde aklın ve bilimin ortaya koyduğu verilere dayanarak Müslümanların geleceğini, şimdisini ve geleceğini şekillendirmesi gerekir diyor. Hepinize saygı ve selamlarımı sunarak sohbeti bitirmiş oluyorum. Mehmet Hocam biz teşekkür ederiz. Bizi bu konuda aydınlattığınız için. Bitirmeden önce Facebook'tan bazı hocalarımız, arkadaşlarımız size selam göndermişler. Erzurum Aleykümselam. farklı ilçelerinden, Ordu'dan, Sivas'tan hocalarımız, bizi dinleyenler selam göndermişler. Biz de bu vesile size selamımızı iletiyoruz hocam. Aleykümselam tüm dostlara selam olsun. Biz de aleykümselam demiş olalım. Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, Erzurum Müftü'nün hazırlamış olduğu Muharrem ayı ve hicret konulu programımıza Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hanefi Şahin hocamızı misafir ettik. Teşekkür ederiz kendisine. Bu vesileyle özellikle Kerbela şehitlerine, Seyyid-i Şühada Hazreti Hüseyin Efendimiz'e ve bütün Müslümanlara, vefat eden bütün yakınlarımıza, özellikle Akdeniz'de ve Karadeniz'de sel ve yangından dolayı vefat eden kardeşlere rahmet diliyor. Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti hepimizin üzerine olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.